Evet arkadaşlar, merhabalar. Çember dozunluk 5. dersimizde neler yapacağız? Çember dozunluk 5. dersimizde arkadaşlar teğet çemberlerde uzunluk hesaplama işlemleri yapacağız. Şimdi teğet çemberler veriliyorsa arkadaşlar, iki tane çember verilip teğet olduğu noktadan birleştirirsek ilk yapacağımız şey merkezleri birleştirmek olacak arkadaşlar. O zaman diyorum ki teğet çemberler veriliyorsa ne yapacaksınız? İki çemberin merkezlerini birleştirebiliriz arkadaşlar. İlk yapacağımız kural bu. Sonra devam edelim. Sağdaki çemberden bahsediyorum. M noktası merkezden kirişe indirilen dikme ne yapıyordu? Kirişi iki eşit parçaya bölüyordu. O zaman şu kısım 4 ise bu kısımda ne olacaktır? 4 olacaktır. Şimdi teğet kısımlar arkadaşlar şurada E noktasında birleşiyor mu? O zaman diyorum ki şuradaki mesafe ile şuradaki mesafe ne olacaktır? Birbirine eşit ayrılacaktır. Yani o zaman diyorum ki şurası 2 birim, şurası da 2 birim olacak. Sağdaki çemberin toplam mesafesini, yarıçap mesafesini bilmiyorum. Şuraya x birim diyorum. O zaman sağdaki çemberin yarıçapı ne oldu arkadaşlar? X artı 2 mi oldu? O zaman diyorum ki B ile M'yi birleştirirsem burası da yarıçaptır. Yani ne olacaktır? X artı 2 olacaktır. Şimdi şuradaki Pisagor'dan ne yapabiliriz? X'i bulabiliriz arkadaşlar. X kare artı 4'ün karesi 16 eşittir. X artı 2'nin parantez karesi. Gelin şimdi parantez kareyi açalım. X kare artı 16 eşittir. X kare artı 4x artı 4. X kareler ne yaptı? Gitti. 4x 12. X buradan ne geldi arkadaşlar? 3 geldi. Yani şurası da kaçmış? 3'müş. O zaman sağdaki çemberin yarıçapı ne geldi arkadaşlar? 5 birim geldi. Yarıçaplar ne olacak diyor? Eşit olacak diyor. O zaman diyorum ki soldaki çemberin yarıçapı da 5 olması lazım. Yani buraya ne kaldı arkadaşlar? 3 kaldı. Bize OM mesafesini soruyor. OM mesafesini toplayalım. 3, 2 daha 5 artı diğer mesafede 5. 5 artı 5'ten ne gelecektir arkadaşlar? 11'im gelecektir diyebiliriz. Şimdi ikinci sorumuzda devam edelim. ABC'de dikdörtgen. D merkezli çeyrek çemberle O merkezli çember E noktasında birbirine teğet. Ne yapacaksın? Teğet olduğunu biliyorsam teğet olduğu noktadan geçen ne yapacağız? Arkadaşlar merkezleri birleştireceğiz. Şimdi buradaki merkezleri birleştiriyorum. Şimdi arkadaşlar OE mesafesi ne kadardır? 3 birimdir. DE mesafesi yarıçaptır. D merkezli çemberin yarıçapı nedir arkadaşlar? 12 birim. DA yarıçaptır çünkü. O zaman burası da ne olacaktır? 12 birim olacaktır. Şimdi gelin orada bir dik üçgen yaratmaya çalışalım arkadaşlar. O zaman diyorum ki O'dan karşı kenara ne yapacaksınız? Bir diklik çekeceksiniz arkadaşlar. Şuradaki OF mesafesi 3 birimse karşılığı da ne olacaktır? 3 birim olacaktır. Tamamı 12 idi. O zaman buraya ne kalacaktır arkadaşlar? 9 birim kalacaktır diyebiliriz. Şimdi bize nereyi soruyor? Alanı soruyor. Alanı bulmak için bir kenarım 12, diğer kenarı bulmaya çalışıyorum. Şuradaki mesafe arkadaşlar. Yine D merkezli çemberin yarıçapı değil midir? Evet. O zaman diyorum ki burası da nedir? 12 birim. Şuradaki kısmı bulmam lazım. Oradaki kısmı nasıl bulurum arkadaşlar? Hemen diyorum ki şuradaki mesafe 3 birim değil mi yarıçapta? O zaman bunlar ne yapacaktır? Karşılıklı eşit olacağı için burası da 3 birim olacaktır arkadaşlar. Diğer kenarında kaç birim geldi toplamda? 15 birim geldi arkadaşlar. O zaman diyorum ki alan eşittir 12 çarpı 15. 12 ile 15'i çarparsak da ne gelecektir? 180 birim karelik alan gelecektir. Yani cevabımız ne olacaktır arkadaşlar? Ceyhan olacaktır. Evet, bir diğer sorumuzda arkadaşlar. Dışarıda bir dikdörtgen vermiş ve bu dikdörtgenin içinde ne yapmış? İki tane yarım çemberin teğetliğinden bahsetmiş. Teğetlik varsa ne yapıyorduk? Bu çemberlerin merkezlerini belirliyorum arkadaşlar. Ve bu merkezleri ne yapıyorum? Birleştiriyorum. Yukarıdaki CE çaplı çemberin yarı çapına A kadar desem. Burası da ne olacaktır? A kadar olacaktır. Peki AB çaplı çemberin yarı çapı nedir arkadaşlar? 20 birim. 20 birim. Şuradaki mesafemde ne olacaktır? Yarı çap olduğu için 20 birim olacaktır. B açısı nedir arkadaşlar? Dikdörtgenin bir açısı olduğu için 90 derece olacak. Şimdi buradaki
Pisagor bağıntısından A'yı bulabilirim. A'yı bulalım. Hipotenüsün karesi. A artı 20'nin karesi eşittir. A artı 12'nin karesi artı arkadaşlar 20'nin karesi. Hemen buradan işlemleri yapalım. A kare artı 40A artı 400 eşittir. A kare artı 24A artı 144 artı arkadaşlar 400 gelecek. Gidenler var, 400'ler gitti. A kareler ne yaptı? Gitti arkadaşlar. 24A'yı karşıya atın. Eksi 24A olarak ne geldi buradan? 16A. 144 ise arkadaşlar. A buradan ne geldi? 9 birim geldi. Bize neyi soruyor? X'i soruyor. X dediğim mesafe 2A kadardır arkadaşlar. O zaman 2 çarpı 9'dan X'im kaç gelecek? 18 birim gelecek diyebiliyorum arkadaşlar. Bir diğer sorumuzda ne yapalım? Yine AO1 al. 16 santim verilmiş. O1D kaç santim verilmiş? 8 santim verilmiş arkadaşlar. O2 merkezli çember, O1 merkezli yarım çembere ne diyor? AB'ye teğettir diyor arkadaşlar. O zaman diyorum ki iki çemberin ne yapacağım? Teğetlik varsa merkezlerini birleştireceğim arkadaşlar. Merkezleri birleştirdim. Küçük çemberin yarı çapını soruyor bana. Küçük çemberin yarı çapını ne kadar diyelim? R kadar diyelim arkadaşlar. Şurası da ne olacaktır? R kadar olacaktır. Peki büyük çemberin yarı çapı AO1 yarı çap değil midir? 16 santim ise o zaman O1C de 16 santim olacaktır. O2C kısmı R kadarsa O1-O2 aralığı ne kaldı arkadaşlar? 16 eksi R kadar kalmıştır. Şimdi hemen buradaki Pisagor bağıntısına R'yi bulabilirim arkadaşlar. 16 eksi R'nin karesi eşittir. R kare artı nedir arkadaşlar? 8'in karesidir. Hemen buradan düzenlemeleri yapalım. 16 eksi R'nin karesini açalım. 16'nın karesi 256 eksi 32 R artı R kare eşittir. R kare artı 64. R kareler ne yaptı? Gitti. 32 R ne eşit olacak? 256'dan 64'ü çıkartırsanız arkadaşlar 192 yapacaktır. 32 R 192 ise R buradan kaç gelecektir arkadaşlar? 6 birim gelecektir diyebiliriz. Evet, bir sonraki sorumuzda bize demiş ki aşağıda merkez açısının ölçüsü 120 derece olan O merkezli daire dilimiyle bu daire dilimine içten teğet olan M merkezli 2√3 santimlik bir yarıçap verilmiştir arkadaşlar. Çember verilmiş. O merkezli dairenin yarıçapı ne kadardır diye soruyor. Şimdi arkadaşlar bu şuradaki mesafeye H desem. MH uzunluğu nedir? 2√3'tür ve teğet olduğu için burası ne olacaktır? 90 olacaktır. O zaman diyorum ki arkadaşlar şuradan da çizdiğimde bu da nedir? M'nin yarı çapıdır arkadaşlar. M, yarı, M merkezli çemberin yarı çapıdır. Ve teğet olduğu yer ne olacaktır? 90 olacaktır. Bir de arkadaşlar O ile M'yi birleştirelim istiyorum. Şimdi O ile M'yi birleştirdiğim zaman şuradaki açının ne olacağını bilmem gerekiyor. Bakın içteki çembere O noktasından teğetler mi çizilmiş? Evet, teğetler çizilmişse biz bunu ne olarak alıyorduk arkadaşlar? Açıortay olarak alıyorduk. O zaman şuradaki bir tane açımız ne olacaktır? 120'nin yarısından 60 derece olacaktır. Şuraya da ne kaldı arkadaşlar? 30 derece kaldı bakın. 60'ın karşısı 2√3 ise 30'un karşısı 2'dir. 90'ın karşısı ne olacaktır? 4 olacaktır arkadaşlar. Yarı çapı soruyor bize. Yani OH mesafesini soruyor. Yarı çap nedir o zaman? 4 artı 2√3 santim olacak. Yani cevabımız ne olacak arkadaşlar? Edirne olacak diyebiliriz. Evet, bir sonraki sorumuzda ABC merkezli çemberler ikişer ikişer teğet ve A merkezli çemberin yarıçapının 15 santim olduğunu vermiş arkadaşlar. Çevre ABC'yi soruyor. Şimdi ben şunu diyebilirim. Şuradaki mesafem ne olacaktır? Buradaki çemberin yarıçapı. Buna R1 kadar diyelim arkadaşlar. Burası da ne olacaktır? Yine bu çemberin yarıçapı. Yine R1 kadar olacaktır. Şimdi sağdaki diğer küçük çembere gelelim. Bunun yarıçapı da şurası değil midir arkadaşlar? O zaman buraya da R2 diyelim. Şurası da ne olacaktır arkadaşlar?
R2 olacaktır. Şimdi devam edelim. Bize ABC'nin çevresini soruyor. Şuradaki kısımların ne olacağını bilmem lazım arkadaşlar. Oradaki kısımları bulmam gerekiyor. Hemen şöyle düzenleyelim. Şurası R1 kadar değil midir? Burası ne oldu arkadaşlar? 2R1 oldu. AD mesafesi nedir? A merkezli çemberin yarıçapının 15 olduğunu biliyorum. O zaman burası ne olacaktır arkadaşlar? 15 eksi 2R1 kadar olacaktır. Peki şurası da R2'dir arkadaşlar. Şurası R2'dir. O zaman diyorum ki şuradaki mesafe ne olacaktır? Burası da 15 eksi 2R2 olacaktır arkadaşlar. O zaman ben şunu diyebilirim. Şimdi çevreyi hesaplıyorum. Çevre ABC. Bütün kenarları yazıyorum. Şuradaki kenarım ne olacaktır arkadaşlar? 15 eksi R1 kadar olacaktır. Diğer kenarım 15 eksi R2 kadar olacaktır. AC kenarım 15 eksi R2. Bir de BC kenarım vardır arkadaşlar. O da artı R1 artı R2 kadar olacaktır. R2'ler gitti. R1'ler gitti. Çevre ABC ne oldu arkadaşlar? 15 15 daha 30 santim bulunur diyebiliriz. Evet, bir sonraki sorumuzda demiş ki bize ABC ikizkenar üçgen, AB AC'ye eşittir demiş. Şekildeki O merkezli çemberlerin yarıçapları nedir demiş arkadaşlar? 2 santim ve 8 santimdir demiş. Bu iki çember ABC ikizkenar üçgenine içten birbirine ise dıştan teğettir demiş. ABC üçgeninin BC kenarına ait yüksekliğini soruyor arkadaşlar. Şimdi şuradan O merkezden şuradaki noktayı birleştirin. Burası nedir? Teğet o noktaya 90 derecedir arkadaşlar. Peki bu çemberin yarıçapı ne kadardı? 2 birimdi. Onu vermiş soruda bize. Peki şunu çekelim arkadaşlar. M merkezli şuradan hemen dikliğimi çektim. Burası da ne olacaktır? 8 birim olacaktır. Şimdi arkadaşlar merkezleri birleştiriyorum. Öğrendiğimiz kural. İki tane teğet çember varsa buradaki merkezleri ne yapacaksınız? Doğrusal bir şekilde arkadaşlar birleştireceksiniz. Şurası ne olacaktır? 90 derece olacaktır. Şimdi arkadaşlar hemen şuradaki AO mesafesine x kadar diyorum. Şuradaki mesafeyi bulacağım. O ile M arasındaki mesafeyi bulacağım arkadaşlar. Onu nasıl bulabilirim? Şöyle bulabilirim. Şu kısım nedir arkadaşım? Yarıçaptır yukarıdaki çemberin 2 birim. Şu kısım nedir arkadaşlar? Yarıçaptır. O zaman burası da 8 birimdir. Şimdi bakın üstteki küçük üçgen ile alttaki büyük üçgen, komple büyük üçgen nedir arkadaşlar? Benzerlik kullanabilirsiniz burada. O zaman diyorum ki ortadaki kenarların oranı yani 2 bölü 8 neye eşit olacaktır? İlk kenarın tamamının oranı. Yani ilk kenar x'tir. Tamamı nedir arkadaşlar? AM mesafesini alacağım. X artı 10 birimdir. Evet, buradan şimdi ben neyi bulabilirim? Sadeleştirelim, x'i bulalım. 1 bölü 4 oran gelecek buradan. Evet, devam ediyorum. İçler dışlar çarpımından 4x eşittir. X artı 10. 3x buradan ne gelecek arkadaşlar? 10. X buradan ne gelecek? 10 bölü 3 birim gelecektir. Bize diyor ki BC kenarına ait yüksekliği. Yani buradan A H mesafesini soruyor. AH'ı bulalım arkadaşlar. Toplayalım bütün kenarları. Şurası da 8 birimdir. M merkezli çemberin yarıçapı. Toplayın. 8, 8, 16. 2 daha. 18 artı x kadardır arkadaşlar. X de neydi? 10 bölü 3'tü. Şimdi 18 ile 3'ü çarptık. 54. 10 daha. 64 bölü 3 yaptı arkadaşlar yüksekliğimiz. Yani cevap ne olacaktır? Adana olacaktır. Evet, bir sonraki sorumuzda arkadaşlar bize demiş ki AB ve CB çaplı yarım çemberler birbirine teğet, AD, DE, CB çaplı yarım çembere de teğettir demiş. Şimdi arkadaşlar bize bir oran vermiş. CB'nin 4 tane AC olduğunu vermiş arkadaşlar. CB mesafesini bulmak istiyorsam AC'ye x kadar desem CB'nin tamamı ne olacaktır? 4x kadar olacaktır arkadaşlar. Hemen şurada bir merkez belirliyorum. CB'nin merkezini belirliyorum. Bu merkezle K noktasını ne yapıyorum arkadaşlar? Birleştiriyorum. Teğet olduğu nokta ne olacaktır? Merkezden teğet kısma çizilen dikme olacaktır arkadaşlar. Orası 90 derece olacaktır. Peki CB'nin tamamı 4x'tir arkadaşlar. AC x dediğim için. Yarıçap olacağı için burası ne olacaktır? 2x'e 2x kadar olacaktır arkadaşlar. Gelin şimdi hemen şuradaki D ile B'yi birleştirelim. Peki D ile B'yi birleştirdiğim zaman arkadaşlar oradaki D açısı ne olacaktır? AB çapını gördüğü için
90 derece olacaktır. Çünkü neydi? Çapı gören çevre açı 90 dereceydi. Peki şuradaki D noktasından çemberi biz teğet çekmişiz, doğru mu? Teğet uzunlukları neydi arkadaşlar? Birbirine eşitti. O zaman burası 8 birimse DL ne olacaktır? DK da 8 birim olacaktır. Peki OK mesafesi de yarıçap olduğu için 2x değil midir arkadaşlar? Evet. Şimdi benim AK'yı bulmak istiyorum. Şuradaki AKO ile AD B nedir arkadaşlar? Benzer üçgenlerdir. Benzerlik o zaman yapacağız. Tales benzerliği yapalım. Genel benzerlik yapalım. Hemen kalemi değiştirdim. Şimdi benzerlik yapıyorum arkadaşlar. X'in tamamının oranı, yani X bölü neye oranı arkadaşlar? X artı 8'in oranı eşittir diyorum. Neyin neye oranı arkadaşlar? Şuradaki 3X'in tamamının oranı, yani 3X'in 5 x'e oranı arkadaşlar. Şimdi buradaki x'leri götürdüm. İçler dışlar çarpımı yapıyorum. 3x artı 24 neye eşittir arkadaşlar? 5x'e. 2x buradan 24 gelecek. X buradan kaç gelecek arkadaşım? 12 gelecek. Yani şurası 12 bulundu. Bize AD mesafesini soruyor. AD mesafesi de nedir arkadaşlar? 12 artı 8'den 20 santim olur diyebiliriz arkadaşlar. Evet, bir sonraki sorumuzda arkadaşlar şekildeki O merkezi çemberlerin yarıçaplarının 2 ve 6 olduğunu vermiş. O zaman hemen devam edelim. Şuradan diyelim ki O ile E'yi birleştirelim. Burası ne olacaktır? Dik olacaktır ve burası yarıçap olacaktır, 2 birim. Şimdi arkadaşlar devam ediyorum. O ile diğer çemberin teğet olduğu merkezi birleştiriyorum. O zaman diyorum ki buranın tamamı ne olacaktır? O'dan B'ye büyük çemberin yarıçapı olacaktır. O zaman şuradaki EB mesafesine ne kaldı arkadaşlar? 4 birim kaldı. Peki OC mesafesi nedir arkadaşlar? OC mesafesi büyük çemberin yarıçapıdır. Yani burası toplam kaç birim olacaktır o zaman? 6 birim olacaktır arkadaşlar. Şimdi burada bakın 90'lar paralellik var. Yöndeş açılar eşitse o zaman bu iki kenar DC ile AB nedir? Paraleldir. Paralellik varsa benzerlik kurabilirsiniz arkadaşlar. OE'nin yani 2'nin OB'ye oranı 6'ya oranı eşittir. OC'nin tamamının oranı yani OA'ya oranı. Buradan ne gelecektir? 6 artı X gelecek. Sadeleştirme yapalım. 1'e 3 oran gelecek. İçler dışlar yaparsak 6 artı X 18 birim gelirse arkadaşlar X buradan ne gelecektir? 12 gelecektir diyebiliriz. Evet, bir diğer sorumuzda merkezleri arasındaki uzaklık 15 birim olan R ve küçük R ve büyük R yarıçaplı eş düzlemli iki çember farklı iki noktada kesişmektedir diyor arkadaşlar. Şimdi birinin yarıçapı küçük R, hemen şöyle bir küçük bir yarıçaplı çember çizelim. Bir de arkadaşlar büyük bir R var. O zaman büyük yarıçaplı bir çember çizelim. Şimdi arkadaşlar bunun merkezi şurası olsun. Diğerinin merkezi de burası olsun. Şimdi bu merkezleri ne yapalım? Bir kesişiyorsak merkezleri birleştirelim kesiştikleri noktadan. O zaman diyorum ki merkezleri birleştirdim. Çünkü bize merkezler arasındaki mesafenin ne olduğunu vermiş. 15 birim olduğunu vermiş. Peki şurası arkadaşlar küçük R kadarsa burası büyük R kadar mıdır? Evet. Bize bir de küçük R ile büyük R'nin 1 bölü 4 oranı olduğunu vermiş. O zaman burası R kadarsa büyük R ne olacaktır arkadaşlar? 4 R kadar olacaktır. Şimdi biz bir üçgenin kenar uzunluklarını biliyorsak, aralık bulmak istiyorsak arkadaşlar üçgen eşitsizliği kullanmamız lazım. Üçgen eşitsizliği nasıl kullanılıyordu arkadaşlar? Şöyleydi. Ortadaki kenarı 15'i ortaya yazdım. 15 farklarından küçük olacak diğer iki kenarın. Yani farkları 3R'dir arkadaşlar. Toplamlarından ne olacaktır? Büyük olacaktır. Yani 5R olacaktır. Şimdi önce ilk kısmı çözelim arkadaşlar. 3R küçüktür 15 ise. R nereden küçüktür arkadaşlar? R 5'ten küçüktür diyorum. Sonra diğer kısma bakıyorum arkadaşlar. 15 küçüktür 5R ise her tarafı 5'e bölersem 3 küçüktür R diyebilirim arkadaşlar. O zaman şu iki aralığı birleştirirsem arkadaşlar ne gelecektir? R'nin aralığı 3 ile 5 olarak gelecektir. Yani cevabımız ne olacaktır arkadaşlar? Bursa olacaktır. Evet arkadaşlar, bir diğer soruda bize demiş ki A merkezi çeyrek çember ile B merkezli yarım çember
K noktasında kesişmektedir diyor. KH AD'ye diktir diyor. BE'nin ve EC'nin 4 birim olduğunu vermiş. Buna göre KH kaç birimdir diyor. Bize KH'ı mı soruyor arkadaşlar? Şuraya diyelim ki X birim olsun. Şimdi arkadaşlar diyorum ki dikdörtgen oluşturmak istiyorsam şuraya bir K noktasından AC'ye bir diklik çeksem. KH nedir? X birim. O zaman şuradaki mesafemde ne olacaktır arkadaşlar? X birim olması gerekecektir. Şimdi bazı bilgilerimizi yazalım, şekle dökelim. A merkezli diyor çeyrek çember. Peki arkadaşlar şurasının yarıçapı olduğunu söyleyebilir miyim ben? Evet, ama peki o yarıçapı nasıl bulacağız? Şimdi B merkezli yarım çemberin yarıçapı nedir arkadaşlar? 8 birim mi? O zaman şuradaki AB mesafesi de yine yarıçap olduğu için B merkezinin 8 birim olacaktır. Şimdi A merkezli çeyrek çemberin yarıçapına bakın. AE A merkezi çeyrek çemberin yarı çapıdır. 8, 4 daha nedir? 12. O zaman burası da ne olacaktır arkadaşlar? 12 birim olacaktır. Şimdi K ile C'yi birleştiriyorum. K ile C'yi birleştirsem şuradaki K açısı 90 olur diyorum. Neden? Çünkü buradaki K açısı arkadaşlar B merkezli yarım çemberin çevre açısıdır. Ve bu açı neyi görüyor? AC çapını görüyor arkadaşlar. O zaman diyorum ki burası 90. Dikten dik iniyorsam arkadaşlar bu neydi? Burada bir bağıntı vardı. Bu da Öklit bağıntısıydı. Öklit bağıntısının bir tanesi de şöyleydi arkadaşlar. 3 tane Öklit bağıntısı vardı. Biz şunu kullanacağız. AK'nın karesi eşittir. Şuradaki dikliğin geldiği kısma AH diyelim. AH çarpı tamamı. Yani ne olacak? AC. AK ne kadardı arkadaşlar? 12 idi. 12'nin karesinden 144. AH mesafesi neydi arkadaşlar? X kadardı. AC ne kadardır arkadaşlar? AC'nin tamamı. 8, 8 daha nedir? 16 birimdir arkadaşlar. Her tarafı 16'ya bölümde X buradan ne gelecektir? 9 birim gelecektir. Yani cevabımız ne olacak? Ceyhan olacak arkadaşlar. Evet, bir diğer sorumuzda arkadaşlar ABC'de bir dikdörtgen verilmiş. AE'nin 16 birim, CE'nin 9 santim, AC'nin köşegen olduğunu söylemiş. AB ve BC çaplı yarım çemberlerin kesim noktası B ve E noktalarıdır demiş arkadaşlar. Şimdi burası ABC'de bir dikdörtgen olduğu için B açısı ne olacaktır? 90. Peki B ile E'yi birleştiriyorum arkadaşlar. Diyorum ki şuradaki E açısı 90 olacaktır. Neden? Buradaki E açısı 90 olmasının sebebi arkadaşlar şudur. Çünkü buradaki BC çapını gördüğü için arkadaşlar bu çevre açı 90 derece olmalıdır. Bakın dikten dik indik. O zaman şuraya H kadar desem yüksekliğin karesi kısımların çarpımına eşit olurdu. Neyi bağıntısıydı bu? Öklit bağıntısıydı arkadaşlar. Öklit'ten o zaman diyorum ki ben H kare eşittir 16 çarpı 9 olacaktır. H buradan ne gelecektir arkadaşlar? H kare 16 çarpı 9 nedir? 144'tür. H buradan 12 santim gelecektir arkadaşlar. O zaman burası nedir dedik? 12'dir dedik. 9, 12 ise burası ne olacaktır? BC kenarı 15 olacaktır arkadaşlar. Pisagor bağıntısından. 12, 16 ise buradaki çevrem AB ne olacaktır arkadaşlar? 20 olacaktır. Yine Pisagor bağıntısında 12, 16, 20 üçgeni vardı arkadaşlar. Şimdi bize çevreyi soruyor. Dikdörtgenin çevresi nasıl bulunuyordu? Kenarların toplamının 2 katıyla bulunuyordu arkadaşlar. O zaman diyorum ki 2 çarpı 20, 40 olacak. 2 çarpı 15, 30 olacak. Toplarsak kaç gelecek arkadaşlar? 70 santim gelecek diyebiliyoruz. Evet arkadaşlar, bugünkü dersimizin son sorusuyla devam edelim. Yarı çapları 4 santim ve 3 santim olan O1 ve O2 merkezli yarım çemberler dik kesişmektedir diyor. Şimdi O1'in yarı çapı ne kadarmış arkadaşlar? O1 merkezinin 4 birimmiş. O zaman diyorum ki O1 ile K'yı birleştirsem kesişim noktasına burası da yarı çap olur, 4 birimdir. O2'yi de birleştiriyorum K'la arkadaşlar. Burası da ne olacaktır? Yarıçap 3 birim olacaktır. Bunlar nasıl kesişiyormuş? Dik kesişiyormuş arkadaşlar. O zaman burası dik üçgen oldu. Peki O1 O2 mesafesi 3 4 5 üçgeninden ne gelecektir arkadaşlar? 5. O2 B'de O2 merkezinin yarıçapıdır arkadaşlar. 3 birim. O zaman AB kenarını toplam kaç birim bulduk arkadaşlar? AB kenarını 4, 5, 9, 12 birim bulduk arkadaşlar. Şimdi bizim AD kenarını da bulursak dikdörtgenin çevresini hesaplayabiliriz. O1 ile T'yi birleştiriyorum.
Burası 90 oluyor çünkü merkezden TT çizilen her zaman 90 derecelik bir açı yapardı arkadaşlar. Peki O1T neydi? O1 merkezinin yarıçapıydı 4. Karşılıklı kenarlar eşit olacağı için arkadaşlar AD de ne olacaktır? 4 birim olacaktır. O zaman çevreyi hesaplarken dikdörtgenin çevresi 2 çarpı kenarlar toplamı. AB kenarı 12 birim, diğer AD kenarı da 4 birimdir. O zaman kenarların toplamı 16 yapıyor. 2 ile çarptığımızda arkadaşlar dikdörtgenin çevresi ne olacaktır? 32 santim olacaktır. Evet arkadaşlar, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.